Merhaba arkadaşlar. Bugün Yiğit'in harman olduğu şehirden, yani Yozgat'tan ufak bir çekimle geldik sizlere. İlk olarak Çapanoğlu Camii ile başlamak istedik. Çapanoğlu Camii ya da Büyük Cami olarak bilinen Yozgat'ın sembollerinden bir tanesi olan bu cami, Osmanlı döneminde ortaya çıkan Türk mimari tarzının Anadolu'daki önemli örneklerinden biridir. Yozgat merkezde bulunan Büyük Cami, iki farklı tarihte inşa edilen iç ve dış bölümlerden oluşmaktadır. İç cami bölümü Çapanoğlu Ahmet Paşa'nın büyük oğlu Mustafa Bey tarafından, 1779 yılında dış cami bölümü ise kardeşi Süleyman Bey tarafından 1795 yılında yaptırılmıştır. Camide yoğun olarak kalem işi süslemeler görülmektedir. İç ve dış caminin harim duvarlarında, üst duvarlarda, kemer kasi ve karınlarında mermer taklidi boyamalar mevcuttur. Cami içerisindeki mekanlar arka arkaya sıralanmıştır. Ancak dış mekanın büyüklüğü bu alana ikinci bir harem görüntüsü katmıştır. ...54 pencere ile aydınlanan caminin her iki bölümü de oldukça ferahtır. Çapanoğlu Camii aynı üsluptaki İstanbul yapılarına göre daha sadedir. Renkli damarlı mermerlerden yapılan minber, barok motiflerle mücevher gibi süslenmiştir. Caminin dört yanı avlu duvarlarıyla çevrilidir. Büyük caminin en büyük özelliği ise şehrin her yerinden görünebilmesidir. Yozgat'ı oluşturan iki caddeden biri olan Sarraflar Caddesi belli bir mesafe sonrasında yerini Lise Caddesi'ne bırakmaktadır. Sarraflar Caddesi'ni gezerken uğrayabileceğiniz
eski taş görünümüyle Mardin sokaklarını andıran, Tol Çarşı olarak adlandırılan ufak çarşıyı gezmenizi tavsiye ederiz. Sevdiklerinize hediyelik eşyalar almak için Tol Çarşı oldukça doğru bir yer. Yine Yozgat'ın simgelerinden olan parmak çöreğin en iyi yapıldığı Star Fırın'a uğrayıp sıcacık parmak çörekten yemeden Yozgat'tan ayrılmayın. Ha, bu arada Yozgat'ın meşhurlarından olan kıymalı pideyi de yemeyi unutmayın. Zaten bir defa yerseniz müptelası olacağınızdan eminim. Biraz da Lise Caddesi üzerinde bulunan Taş Mektep ya da Sarı Mektep olarak bilinen Yozgat Lisesi'nden bahsedelim. Thank you.
Tarihi yapısı ve güzel mimarisi ile sayısız ilim adamı mezun eden Yozgat Lisesi, 1895 yılında 2. Abdülhamit döneminde 5 yıllık Nehari İdali olarak açılmıştır. Yozgat Lisesi aynı zamanda bölge lisesidir. Yani çevre şehirlerden lise öğrenimi için Yozgat Lisesi'ne gelenler olmuştur. Küçük bir şehir olsa bile görülecek birçok yeri olan Yozgat'ı kısıtlı bir zamanda kısa bir şekilde tanıtmaya çalıştık. İlerleyen zamanlarda daha geniş anlatımlı videolar için takipte kalmayı unutmayın.